Evet, İzmir'i gezmeye devam ediyoruz. Yine mezarlık başındayız. Şu karşıda görmüş olduğunuz Kemeraltı'na giriş yollarından bir tanesi. Bu yol Konak vilayetinin yanından başlayan Anafartalar Caddesi. Anafartalar Caddesi'ni bu görmüş olduğunuz İki Çeşmelik Caddesi veya İşlekpaşa Caddesi dediğimiz cadde kesiyor. Ve Anafartalar Caddesi buradan Basmane'ye kadar devam ediyor. Bu karşıda gördüğünüz polis ana evi daha önce Anafartalar Karakolu olarak kullanılıyordu. Daha sonra restore edilerek polis ana evi oldu. Evet, Anafartalar Caddesi'nin bu bölümünde birçok tarihi yapılar, mimarlık özelliği olan tarihi yapılar göreceğiz, hamamlar göreceğiz, tarihi oteller göreceğiz. Evet, şu anda sağ tarafımız, sol tarafımızda Tevfik Paşa Hamamı'nı görüyorsunuz. Tevfik Paşa Hamamı. Buradaki bazı yapılar yıkılıp tekrar tarihi görüntüsünde yapılmış. İşte bu binalardan biri bu, burası. Buradan Agora'yı görüyoruz, Agora kazı alanını görüyoruz. Şurada size göstermek istediğim bir yer var. Neden buraya geldik? Evet, şu anda şurada, şu karşıda görmüş olduğunuz sütunlu eski bina, eski bir yahuthane, yani kortejo. Şu anda bu kortejo Manisa Akhisar Oteli pansiyon otel olarak kullanılmaktadır. Evet, bu gördüğünüz eski bina Antik Han Oteli. 1857 yılından beri otel olarak kullanılan bir bina. Bugün de otel olarak kullanılıyor. Burada avlusu çok değişik buranın. Avlusu gördüğünüz gibi. Buradaki önemli restoran, içkili restoran ve meyhanelerden biri Asmans Restoran. Bu Vatan Otel tarafından işletiliyor. Burası da eski bir fırın, görmüş olduğunuz. Burası eski hamam, kadı hamamı. Şu anda lüks hamam olarak faaliyetine devam ediyor. Şurada gördüğünüz eski bina da bir kortejo.
Evet, bu hamam 17. yüzyıldan kalma bir hamam. Burası da eski bir kortejo, Yahudi hane. Bu otel de buradaki belgeli otellerden bir tanesi. Ve Hatuniye Camisi. Biraz sonra Hatuniye Meydanı'na geleceğiz. Burada da tarihi evler var. Burası meşhur döner taş sebili. Bu yandaki de Paşa Oteli, eski bir bina. Burası da